Oğlum ne sıkıcı bu iş ya. Avukat girdi ofise çıkmadı. Sıkıldım beklemekten. Bu değil mi? Yok değilmiş. İlayda ne yapıyorsun? Bir kızcağız tek başına gelsin yanımıza. Ay tabii canım, yalnız durmasın. Gel kızım gel. Gel yalnız durma orada. Ay ne güzel de kıyafetler bulmuşlar sana böyle. Değil mi? Yok nasıl cicili bicili. Ya diyorum ki Barış'cığım, kızımız olursa onu böyle cicili bicili giydirelim ha? Sen niye şoförlük yapıyorsun bakayım güzel kız? Barış kadın titizliğine çok önem verir. Aslı da çok iyi bir şoför. Hatta düğünümüzde limuzinimizi Aslı kullanacak. Değil mi sevgilim? Aa, ay çok güzel bir fikir. Bunun numarası sana olmadı, ben değiştireyim. Aslı. Aslı. Şu an burada ne döndüğünü tekrar hatırlayalım mı, ister misin? Düğününüzde limuzini ben kullanacağım. Yani önceden kiralayayım da bana da prova olsun. Of! Aslı yok. Öyle bir şey yok. Nişanlı ajan benim Barış Bey. Nişanlı ajan benim. Benim rolümü çaldı. Bir de karşıma geçmiş benim taktiğimi bana satıyor. Ama siz de maşallah hiç ajan ayırt etmiyorsunuz. Gelsin nişanlılar, gitsin sevgililer. Bunu mu kıskandın sen? Bunu kıskandım tabii de başka neyi kıskanacağım? Ben niye buradayım? Eğer benim davam için bir ajanlık edecekse o da benim. Hayır, onun derdi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Yani buradaki bağcı ben oluyorum galiba. Siz niye alındınız ki üstünüze? Hayır, benim mesleğim ayaklar altına alınmış, ben onun derdindeyim. Mesleğin, evet. Mesleğim tabii, ne olacak başka? Hayır yani ne olabilir ki başka? İyi tamam, sorun yok diyorsan sorun yok. Ben de boşuna gerilmeyeyim o zaman. Siz niye geriliyorsunuz ki zaten? Hayır, kendinizi paylaşılamayacak erkek zannetmeyeceğinize göre gerilmeyin. Siz niye geriliyorsunuz yani, niye? İlayda'yı boğacak gibi duruyorsun da o yüzden. Yok artık, katil miyim ben? Ben katil değilim, o katil. Ajanlığı zerre kadar beceremiyor, mesleğimi katlediyor. Yok ya, sanki o kadar kötü değil. Ha siz bu şakayı yapacak kadar da cesursunuz yani. İyi tamam, mesleki rekabet dışında bir sorun yok diyorsan benim de içim rahat edebilir. Yok dedim ya. We'll be right back.
Barış, şuram biraz ovarmışsın. Masöz var içeride, çağıralım. Aa, insanın sevdiğinin eli sihirlidir ayol. İki dokunu versen iyileşir hemen. Ben şimdi masajdan anlamam, yanlış bir şey yaparım. Yanlış anlayacak bir şey yok. Şuraya iki ovuşturacaksın, geçecek. Hadi gel. Gel. Heh. Gel bakayım. Şöyle, şu tam şurası. Tamam, tamam. Yetti. Oy. Bak tam şöyle. Ha, şurası. Ne yaptın sen? Ay Nayda Hanım, iyi misiniz? Benim yanlışlıkla ayağım takıldı da siz iyi misiniz? Ya sen ne yaptığını zannediyorsun? Bilerek yaptın. İlayda niye bilerek yapsın? Ayağım takıldı dedi ya kız. Ay domates gibi oldun. Sen manyak bu manyak. Zaten taksiden de beni böyle atmıştı. Bilerek yaptı ya, biliyorum. Sen de geçmiş bana onu savunuyorsun Barış. Aa, niye beni savunsun canım, nişanlınız? Ben öyle geliyordum, dayanamadım, döktüm. Hah, duydun mu? Dayanamadım dedi. İşte yalan söylüyor, bilerek yaptı. Ayağa takıldı ayağa. Niye bilerek yapsın? Tamam, uzatma. Nur Hanım, siz yardımcı olur musunuz İlayda? Tabii canım, ne demek. Ay gel canım sen, gel. Ah, domates salçası yaptı Nur Hanım bu daha. Ay. Niye bilerek yapayım canım? Sanki sizi kıskanıyormuşum gibi. Sen beni kıskandığın için mi yaptın yani bunu? Aa, ne alakası var canım? Hayır yani ben sizi niye kıskanacakmışım? Bizim aramızda kıskanılacak bir ilişki mi var? Ya siz özgür bir insansınız. Ne isterseniz onu yaparsınız değil mi? Aslı, ben demedim ki kıskanıyorsun diye. Sen kendin söyledin. Diyemezsiniz zaten. Kıskanmıyorum çünkü. Ya ben sizin limuzin şoförünüzüm, bir kere niye kıskanacakmışım ben size? Hatta isterseniz nikah şahidiniz bile olurum. Aa bak, ne güzel fikir. O kadar canlık geçmişimiz var. Ben sizin nikah şahidiniz olurum. Otururum masaya. Derim ki ben bunların aşklarına şahidim. Evet derim. Altına da imzamı atarım. Tamam Aslı, sen biraz söylen, rahatla. Hatta çocuklarınızı da okula ben götürürüm. Ne sayesinde para vereceksiniz? Canım ben varım. Hatta giydirirsiniz böyle benim gibi cici. Evet, o biraz ağır oldu. Yok canım, niye ağır olsun ki? Ağır olmadı. Bana müstahak ama girersen öyle çifte kumruların arasına. Ne kumrusu Aslı? Tamam hadi bak, söylendim bitti. İşimiz gücümüz var. Nur Hanım'ı konuşturalım da bitsin bu çile artık. Siz evliliği çile olarak mı görüyorsunuz? Aman bunu nişanlınız duymasın. Sakın, çok üzülür bak ha. Ama bak ne güzel huyunuz suyunuz pek dengi dengine yani, maşallah. Siz gidin nişanınıza bakın öyle. Niye topa değmedi bu? Yanlış vuruyorsun da ondan. Bak şöyle yapacaksın. Topa bakacağım. Bırakalım mı? Neydi öyle? Sen bu kızın sadece Barış'ın şoförü olduğuna emin misin? Yani kızın Barış'ta gözü var da benim Barış'tan yana bir şüphem yok. Yani Barış'ın şoför bir kızla ne işi olabilir Allah aşkına?
Hiç öyle deme İlayda. Ayağını denk al. Ben benim Veli ile 10 yıldır bu yüzden görüşmüyorum. Nasıl yani? Kadın seviyor benim kocam, kadın. Baştan göz çapkınıdır dedim, ciddiye almadım. Ama zamanla işin rengi değişti. Baştan önlemini al. İzin verme böyle şeylere. İzin vermeyeceğim zaten. Dur. Hemen böyle değil. Böyle gidersen kötü olan taraf sen olursun. Böyle alttan akıllı kızsın sen. Hem avantajlı olan taraf sensin. Bana bak. Bir haddini yerini bildirelim biz bu kızın ha? Bildirelim Nurhan Hanımcığım. Bildirelim. Dükkandadır onlar. Merhaba. Ben Çiçek Eğilmez'e bakmıştım. Burada mı acaba? Evet. Şu ileride parkın yanında Bal Böceği diye bir kafe var. Onların şimdi hepsi oradadır. Oraya bakabilirsin. Peki. Teşekkür ederim. Gül bir konuştu, adam pert. Resmen özüne döndü. Ben de böyle bir mahallede büyüdüm. Ben ne yapıyorum falan diye utandı ya. Ya tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır vallahi. Değil mi? Hiç aklıma yatmadı ayol. Adam onca para döktüğü işten iki tatlı dile mi vazgeçti yani? İşte bak biz de onu diyoruz. Siz kim? Ben yani... Ben de aynı şeyi söylüyoruz yani. Siz ne zaman biz oldunuz? Ya şimdilik ateşkes ilan ettik işte. Sempatik sinsiyle. Hadi bakalım. Pardon, bakar mısınız? Ay vallahi hiç bakamayacağım. Şu an kusura bakmayın. İçine baka baka bizi kandırmış ya, alay etmiş bizimle. Şimdi gitmiş adamları toplamış kahveye konuşuyor. Veli değil mi? Biz tahmin etmiştik ama bunu işte bak ne yapmış? Ya insanları kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Sizin bu mal sahibi var ya, onu çoktan kandırmış. Adam kendi vekaletinden vazgeçiyor. Hayda. Ne yani adam malından mı vazgeçiyor? Ay Metin abi akıllı ev vereceğim bilmem ne yapacağım deyip duruyor yani Veli. Ya üzülmeyin hemen. Biz bir konuşalım buranın sahibiyle. Belki yine vazgeçer. Yok, yapamam. Karşına geçip seni bu hale getiren benim diyemem. Benim yüzümden arkadaşlarınla koşup oynayamıyorsun. Benim yüzümden mahkumsun o sandalyeye. Neden yaptın dersen, neden bacaklarımı aldın benden dersen, ne cevap veririm sana? Onca mazeretin ne anlamı var sen çocukluğunu yaşayamadıktan sonra?
Özür dilerim küçük kız. Uyduruk bir hediye ile affedilemeyecek kadar büyük bir özür. Ayol, o burayı 3.30 paraya almış zaten. Niye bir daha üstüne ev versin ki? Ay hiç yani. Ay vallahi salak bunlar ya. Nasıl kanıyorlar değil mi kızım? Ha? Öyle salak gibi. Halam öyle deme ya babaanne. Hem suç onda değil ki, onu kandıranlar da. Yaşa kız. Neyse, bu adamla artık farklı dilden konuşmanın vakti geldi abi. Biz bir gidip bakalım şuna, hadi. Efendime söyleyeyim, sinema salonları, spor salonları, kapıda bekçi, böyle bir sitede oturmak istemez misiniz? İsteriz. İsteriz. Ne? Oğlum ne demek meğer gitmiş? Tamam kes, bir işi beceremedin ya. Görünmeyen altyapı dört dörtlük. Fiber optik her yerden daha hızlı interneti var. Bilmiyorum avukat, sabahtan beri golf kulübündeymiş, oraya gitmiş. Bugün Nurhan günü. Her hafta gider illa oynar orada. Onun yanına gitmiş olmasınlar bana bak. Kesin öyle oldu o zaman. Ulan karıma dokunursunuz ha. Yaktım hepinizi. Teker teker yakacağım hepinizi. Yürü Emrah, koş Emrah. Ne diyor bu ya? Ya şimdi bizim patron... Neyse çok uzun hikaye. Gül anlatsın, benim gitmem lazım. Tamam, hadi. Vallahi üzgünüm, Gül de anlatamaz çünkü Aslı'sı orada. Ya, ya kızım sen nereye gidiyorsun? Bir dakika oğlum, bir dakika. Millet buradayken hazır. Arkadaşlar, sevgili Kadırgalılar, bu veli sizi kandırıyor. Mevzuyu bir kere de bizden dinleyin. Cahideciğim ne asil kadın ama. Tıpkı gelinini de kendine layık bulmuş. Ya bambaşkadır Cahide Hanım. Tam bir hanımefendidir. Değil mi Barış'cığım? Nur Hanım, sizin Veli Bey'in kara para akladığından haberiniz var mıydı? Eh, yok artık, daha neler. Yapmaz Veli öyle şey. Yapıyor, yapıyor. Hatta sizin cemiyetin bağış gecelerini de bu yüzden kullanıyor. Ay ne sizini canım? Ay, sen de bu cemiyetin içine doğdun. Veli gibi sonradan falan da girmedin ayrıca. Hoş, Veli'yi de ben soktum ya. Yoksa Cahideciğim gibi soyu saraya dayanan biri muhatap falan olmazdı Veli gibi biriyle. Ne olmasın Nurhan Hanım? Geçti o hikayeler. Geçmez Barış'cığım, geçmez. Aile adabı nesilden nesile aktarılır. Bak mesela, şimdi aslında evlenen siz ikiniz değilsiniz. Aileleriniz. Aileleriniz birbirine denk olmasaydı evlenebilir miydiniz hiç? Anlamsız, gereksiz takıntılar bunlar. Hayatım, şimdi senle benim ailelerimiz birbirine denk olduğu için bunun nasıl bir engel olduğunu anlayamayız biz. Ben bir su alayım. Yok, söyleyelim getirsinler. Yok yok, ben alırım. Şoförüm ben. Sen nereye Barış? Otur da şöyle biraz Veli'yi konuşalım. Sevinirim. Bu Veli Bey'in belgelerini elinde tutan kadın... Onunla ilgili ufak da olsa bir ipucu vardır elinizde diye düşünüyorum. Şimdi diyelim ki sen bu kadını buldun. Belgeleri de aldın. Ne yapacaksın Veli'ye? Yani ona mahkeme karar verecek. Ben belgeleri savcılığa vereceğim. Demek ki sen kocamı hapse attırmak için benden yardım istiyorsun. Doğru olanı yapmanızı bekliyorum diyeyim. Yani yapardım tabii. Bilsem yapardım ama... Hiçbir şey bilmiyorum. Hadi oyun.
oyunumuzu bitirelim.